Evet. En son işlemlerde büyük bir hata yapmıştık arkadaşlar. Bayağı da yapmaya uğraşmıştık. 5-10 dakikamız boşa gitmişti. Ama olabilir. Hatalar günümüzde de var oluyor. Devam ediyor. Çözdüğümüz sürece bir sıkıntı yok. Biraz fazla oyalanmıştık ama olsun. En son bloklarımızı aşağı inerken tuşla yapmıştık. Ama bu tuş olayından ben bu tuş olayını pek sevmedim. Ondan dolayı şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunları bir adet daha şey yapalım. Şöyle ne diyelim mesela? Değişken ismi switch diyelim arkadaşlar. Düğme. Eşittir sıfır olsun. Eğer diyelim ki if is collide collide and switch eşittir switch'imizi bir yapalım ve tuşla gerçekleştirdiğimiz fonksiyonumuzu şimdi gerçekleştirelim arkadaşlar. Yani tuş fonksiyonumuz bizim. Tuşumuz yine kalsın, bir sıkıntı olmaz yani. Evet. Main nokta fit blocks olacak. Böylece bu tam aşağı indiğinde bir saniye aklıma bu arada şey geldi. Şunu bir yazdıralım öncelikle. Bunu denemeden önce. Belki hata olur. Ne mi lazım? Uğraşmayalım sonra. Şöyle get mood diyelim arkadaşlar. Ne de olsa artık adını yazmayı öğrendik. Onu da bir uğraşmıştık aramak için. Etkileşime girdiğinde bir kerecik olsa şu blokların isimlerini yazdırsın arkadaşlar. Bir kere mahsus. Bakın. Bir saniye. Tuhaflık sezediyorum ben burada. Önce bir tanesi gerçekleşiyor, sonra diğerleri gerçekleşiyor arkadaşlar. Z'lerde, M'lerde. Ama istisnalar kaydı bozmaz. Sürekli gerçekleşme, tuşla gerçekleşmesinden daha iyi. Şöyle bir deneyelim. Bakalım olmuş mu? Evet. Şimdi yaptığımızda en alttaki temizlenecek arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere en alttaki temizlendi. Bu değişik bir şekilde hızları farklı aşağıya iniyorlar. Ben de bir yadırgadım yani. Ama olabilir. Şunu da şuraya yaptığımızda işte kutucuk daha temizlenmiş oldu. Evet arkadaşlar. Tetris oyunumuzda da sona gelmeye başladık yavaş yavaş. Şimdi ben şu ekranı bir tutam yok ya da boş ver. Şuraya küçük bir skor yeri yapalım. Şurada da sayılarımız yazsın sadece arkadaşlar. Hiç öyle değişik şeylere girmeye gerek yok. Eski projelerden hemen bir tane yazı fontunu alalım. Evet, ben her zamanki yazı fontumu getirdim arkadaşlar. Artık siz de öğrenmişsinizdir. TrueType font tipini indirmeyi, buraya geri getirmeyi. Bizim için önemli olan bundan sonrası. Şöyle bir adet diyebileceğiz. Şöyle label'a 45 yazalım mesela. Ortada olsun. Yine ortada olsun. Şunları da işaretleyelim yine. Şöyle şuradan custom fonts'tan fontumuzu da yükleyelim. Seçtik fontumuzu da. Şunu şuraya getirelim arkadaşlar. Biraz bunu büyütelim. Allah.
Aman aman. Bu olsun daha iyi. Hep aynı büyüklükte olsun. Zaten ne kadar fazla olabilecek? Şöyle bir dört basamağı getirelim. Bin yazalım arkadaşlar. Bin yazabiliyorsak iyi. Şu anın konumu. Geri bin yazalım. Biraz ortaya doğru alalım biz bunu. Evet. Şöyle yaptık mı da tamam. Rengini ayarlayalım. Akutosunu oynamayalım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Siyah olsun. Biraz kalın olsun iyi olacak gibi bu arada. Kalınlığı nereden ayarlıyorduk? Şundan. Bir yapsak iyi. Tamamdır. Bir sıfırla başlasın. Şuraya gelelim. Bir adet daha fonksiyon ekleyelim hemen. Update score. Küçük bir hemen bir skor oluşturalım arkadaşlar. Her oyunumuzda olur mu? Şuna bir pas diyelim öncelikle. Şuraya bir skor değişkeni oluşturalım. İlk önce sıfır olsun. Ne kadar arttıracağımız varağı değeriyle belirleniyor. Skor artı eşittir A diyoruz. Daha sonra diyelim ki şuraya label.text eşittir string ifade içinde skor diyelim. Daha sonra her bir kutucuk sildiğinde yani k eşittir 10 sa break diyorduk ya, break'ten önce şuraya bir update score'a ne kadar puan yazsın arkadaşlar? 20 puan yaz. Eleman getirmeye kaç puan yazsın peki? Şuraya eleman getirmeye gelelim. Buna da 10 puan yazsın. Olabildiğince az puan yazdırmaya çalışacağım. Skorumuz birinin üzerine geçmesin. Çirkin gözükür o zaman. Birinin üzerine geçince çirkin gözükür. Şöyle sayılar gelince de daha iyi oldu oyunumuz. Biraz kutuları renkledik ekleyelim. Bloklara gelelim. İki tane color rectangle eklesek hiçbir şey olmaz. Şunu mavi yapalım. Değişik mavi. Evet. İyi oldu. Şu line'ın nerede line? Evet. Şunu biraz koyulaştıralım. Bunu kırmızı da yapabiliriz. Arkadakini de biraz açalım arkadaşlar. Bu kadar olmasın. Evet. Şimdi bir adama benzedi biraz oyunumuz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki işlemimiz şu label'ı bir öne alalım. Eğer z indeksimiz varsa sanırsam yok. O zaman şöyle
text label ekleyelim. Yok. Buna gerek yok. Canvas layer eklesek. Onu nasıl bulacağız burada? Buradan onu bulmak sıkıntı. Canvas Layer diye bir şey vardı. Ben hatırlıyorum onun varlığını. Evet, bitişik yazılıyormuş. Şunu ekledik mi? Üstüne bir şey geldi mi? Sıkıntı olmaz. Diyecektim. Label yazımız hiç gözükmemeye başladı. Şunu üstü alalım. Allah Allah. Yazımız gözükmüyor. Geri gelelim. Canvas layer'ı da silelim. Benim işime yaramadı şu an. Şunların hepsini arkaya yazsak daha iyi. Rectangle'ın z-indeksi yok. Biz zaten o pek sıkıntı değil ya. Bunu geri alalım. Ne olacak yani? Sıfır yapalım geri şunu. Neden kasıyoruz ki? Üstte kalsın bu da. Şu kanvasları da silelim. Neden ekledik? Yapmak için ekledik ama uğraşmaya da değmez pek. Güzel oldu. Görüntümüz böyle daha iyi oldu. Yani 5 arkada kalmış, önde kalmış. Evet arkadaşlar, değer dersimizde de diğer dersimizde bunları burada döndürme yapacağız. Sağa sola gidiyor ama bunu bir de döndürmemiz lazım bizim. Şöyle yukarı ok tuşuna basınca bu dönsün bir. Aşağı ok tuşuna basınca en alttaki satırı siliyor. Tek en alttaki değil. En alttaki satır olmak zorunda zaten şu an bizim yaptığımız Tetris'te. Ama bazı oyunlarda da bunu tutup koyuyorsunuz ya direkt. Onun gibi de olabilirdi ama böyle yapmak benim için daha iyi oldu. Çünkü bunu yapmak daha zor arkadaşlar. Onu alacağınız, tutacağınız hangi satırla şey var bitecek. Ama biz böyle yapınca yani bunlar aşağı falan gidiyor. Hareketler falan var. Ya bu bizim için daha zordu. Bundan dolayı daha iyi oldu bence.